Selam dostlar, nasılsınız? Bugün Mısır'daki ilk videoma geçmeden önce sizleri beni her zaman meraklandıran ülke Mısır hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Eğer tarih, kültür ve ilginç manzaralar biraz da karışıklık sizi heyecanlandırıyorsa Mısır tam size göre de bir yer olabilir. Kendinizi antik bir medeniyetin kalbinde hayal edin. İşte burası Mısır. Bu ülke Nil Nehri'nin bereketli toprakları sayesinde tarih boyunca sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış. 400 yıl Osmanlı yönetiminde kalmış mesela. Günümüzde tabi piramitlere, firavun mezarlarına ve sayısız tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor. 100 milyondan fazla bir nüfusu var. Başkent ise Kahire. Kahire'nin nüfusu 20 milyondan biraz fazla. İstanbul'dan uçağa atlayıp 2 saate başkent Kahire'ye varıyorsunuz. Her günde hemen hemen 3'ten 4'ten fazla bir uçuş var. Resmi dilleri Arapça. Ancak insanlarla iletişim kurmak için bir dil engeliyle karşılaşacağınızı çok düşünmüyorum. Halkın bir kısmı İngilizce konuşabiliyor. Özellikle turistleri çok seven Mısır esnafı. Tamam mı, elini bırak. Ne kadar çay? Zaten buraya gelenler ne demek istediğimi anlamıştır. Geldiğinizde anlayacaksınız eğer şu an anlamadıysanız da. Geri kalan zamanlarda da zaten beden dili anlaşmanız için yeterli bir dil olacaktır. Ülkede aşırı trafik var ve esnaf inanılmaz bir korona sesi. Zaten videolar geldikçe daha iyi anlayacaksınız beni. Bu trafiğin de etkisiyle dünyadaki hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentler arasında Kahire. Tabii çevredeki çöllerden gelen kumlar da havayı iyice kirletiyor. Neyse, lafı çok uzatmayayım. Bakalım Mısır'ın ilk günü neler yaşamışım, başıma neler geldi. İyi seyirler. No way. Oğlum no ben way. Alışmak Mısır'da no bunlara alışık değilim. Kardeşim, gel. Brother. No. Oh. Five pound. 15 mi? How much? Five pound. Five pound. Six pound. No. Seven pound. Seven pound, 8 pound. Oh, cheap. Seven, eight. Pound, Egypt. Egypt. Okay. Yes. You hungry? No. Welcome. Okay. Welcome. You full? Full. It's full. Thank you. No. I am coming. Welcome. I am coming. Sudanlılarmış, ikram ediyorlar bana. Selamun aleyküm. Ne alayım? What is this? Gulubir. Gulubir. Ya geç onu. Ben bunu ver. Bir de bunu ver. Şevali. Ekmeğin arasına. What? Kes. Egg. What do you need? What do you need? Just egg and this. Egg and cheese. Egg. Yeah, egg and cheese. انت يعني تو لا لا انت درك. البيض والت. How much? How much? O neymiş ya, onu merak ediyorum. Al gel. Okey? Ha, gel, para üstü verecek. Buna da at lan. Buna da at. Lan güzelmiş ha. Sit down here. Sit down. No, he's good. Sit good, down, good, please, good, please. good. Thank you, my brother. Thank you. Sit down. 12 pound arkadaşlar. Şöyle kaşar, yumurta. Şöyle de domatesi, salatası. Ve kardeşlerime de yeşillik, bana yeşillik ikram ediyorlar. You from Sudan, right? Yeah. Yes. You living Kahire? Yes. Recep Erdoğan. Recep Erdoğan. Murat Alemdar. Polat Alemdar. Polat. Polat Alemdar. Okey. Ha, bu bölgede Murat Alemdar. Murat Alemdar. Kuzey Afrika'da hep Murat. Polat. What is your? I'm a traveler. Ah. Yeah. Give me. No. No.
Valla gel lan buraya. Come, come. No, no, no. Come on. No, 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 no way. No way. Please. No please. Way. Oğlum no ben way. Alışmak Mısır'da no bunlara alışık değilim. No gel. Way. Yok yok bunları no görmedim. Way. Gel. No way. Kurban no olurum gel. La. Ben alacağım sana. Please. Cartoon. Please. La. Kardeşim no. Gel. Brother. La. No. Coffee and tea. Tea, 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 tea. Sugar. Little. 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 Yeah. Oğlum. Meşe. Çocuk. Mısır'da böyle şeyler yaşıyoruz ya. İkram ediyorlar resmen. Sudanlı kardeşler. Ben alacaktım, aldırmıyor ya. Thank you. Thank you bro. Thank you. 3 months. 3 years. 3 years. Me. Me. Yeah. Do you speak Arabic? Yeah. Yeah. Sudanese speak Arabic? Yeah. All. 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 Aa, Sudan da Arapça konuşuyormuş. Şimdi çok İngilizce bilmiyorlar. Ben de bilmiyorum gerçi de. Şimdi Arapça bir çeviri yapacağım. Ne diyeceğim? Here. It's here. Just here. Yeah. Okay, okay, my brother. Thank you. Do you have iPhone 30 Pro? Major Pro. No, no, no. 30, 30. 1 3. 1 3. Yeah. No. Okay. In this way. No, no. Just you. Okay. I don't need. I don't need. Okay. You are welcome. Thank you. Anytime. Thank you, my brother. See you. Welcome. See you. See you. See you, my brother. Çocuk kılıf satıyormuş. Olsaydı alacaktım. Yoktu ya. Lazım değildi ama destek olurduk. Çay ısmarladılar ya. Sağ olsunlar. Burası telefoncular çarşısı gibi böyle. Elektronik çarşısı gibi bir yer. Değişik bir yer. Tatlı çocuklardı ama. Yardım ettiler. Çay ısmarladılar. Almam için bir şeyleri yardım ettiler orada. Anlaşamadığımı sandılar ama anlaşıyoruz. Beden diliyle bir şekilde anlaşıyoruz yani. Sudan'daki savaştan kaçıp gelmişler buraya. Böyle şey yaşamıyorum. Aman başıma bir şey gelir, bana bir şey yaparlar şeyi yaşamıyorum burada. Yalan yok. Hiç böyle aman çantama gasp ederler, aman bana bir şey yaparlar diye düşünmüyorum. O konuda güvenli bir yere benziyor açıkçası. Oo. Bura çok daha kalabalık. Sağol. 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 No. Ben hadi daha ayağıdı. No, no. Kamerayı gösteriyor da. Çekme diyor herhalde. Lan burası aynı Hindistan'ın alt sokağı. Burası gezdiğim, yani gezdiğim en kalabalık, karışık Müslüman ülke Bangladeş'ti benim. Orayla eşe benzer gibi ama daha temiz. Bangladeş'ten bir tık daha temiz. Siz ne bekliyorsunuz? Selamünaleyküm. Türkiye. Bunlara ver bir şey de ben vereyim sana. Ben pul vereyim sana. Sen ver onlara. Ver onlara. Al al. Şey. Ver de yesinler. Ver hadi göreyim. Ver şimdi. Al bir şey versin yesin. Şişlere. Pul verdim, pul. Para verdim. Verdim ona sıfta. Tamam. Şükran. Yavrularım ya, bekliyor orada. Gözlerini ayırmadan bakıyorlar. Ya, o diğer o şeyi atan da, yemeği atan abi de şey yapıyor. Siftah yapmadın mı dedi. Bir şey dedi anlamadım. Ya da bana da mı siftah var dedi anlamadım. Ulan çok karışık ya.
Herkes böyle hoparlöre ne satıyorsa kaydetmiş, tamam mı arkadaşlar? O hoparlörden anons geçiyorlar. Sattıkları ürünleri böyle bağırmıyorlar sokağın ortasına ama hoparlör koymuşlar. O hoparlör bağırıyor. Bir anda korna sesleri. Demiştim size, Mısır Müslüman bir ülke ama öyle herkes çarşaf giymiyor. Yani böyle etek giyenler de var, rahat takılabiliyorsunuz. Şort giyerseniz çok bakarlar ama. Turistseniz zaten bir sıkıntı yok ama çok dikkatleri üstünüze çekmemeye çalışın kılık kıyafet olarak da burada. Çünkü sürekli bir şeyler satmaya çalışan insanlarla da karşılaşabileceksiniz Mısır'da. Ama bir şekilde anlıyorlar ya sizin turist olduğunuzu. Gözünüzden mi anlıyor, çantadan mı anlıyor, gözlükten mi anlıyor, neyse. Gözlük takmıyorum bilerek, takmıyorum yani bilerek. Abi bir yavaş basmayın kornaya ya. Yaya geçidi hak getire. Kaldırım diye bir kavram yok. Esnaf tüm kaldırımı kapatmış satış için. İnsanlar o yüzden hep yoldan yürüyor yani. Baksana da sağ tarafıma. Bir pazara girdim de tuktuk falan da var burada. Buraya bak, kargaşaya bak ya. Geliyorlar. Blogger mısın? Blogger mısın? Gel, sana dükkanımı göstereyim. Dükkanımı çek diyorlar. O ara satmaya çalışıyorlar işte bir şeyler. Gerçekten Kahire minareler şehri ya. Her yerde bir minare var arkadaşlar. Her sokağın bir çıkışında ya da başında böyle minareler görebiliyorsunuz. Şimdi bir camiye gideceğim. Bir 35 dakika kadar yürümem lazım. Buranın kadim camilerinden biri. Gidince göstereceğim zaten size. Ara sokaklardan yürüye yürüye şehri keşfediyorum bir yandan. Kahire'de çok eski zamanlardan beri hep böyle bir şey yaparken inşaatta taş malzeme kullanmışlar arkadaşlar. Hep hem de her yerde taş malzemelerden yapılı camiler, evler, çarşılar, pazarlar hep taş malzeme. Baksanıza. Hiç böyle renkli bir şey de yok yani. Bu taşların rengi zamanla soluyor tabii, gidiyor, dökülüyor, ediyor. Sapsarı her yer, tüm şehir. Ey yavrum. Buranın üstü kapalı bu pazarın. Güneş ışıkları var yukarıda. Görüyor musunuz? Cam yok ama tabii, bir delik açmışlar. O yukarıdaki tavandaki delikler aşağıya aydınlatıyor. Pazarı aydınlatıyor. Önünde kimse yok oğlum. Niye kornaya basıyorsun yani? Selamünaleyküm. Şükran. Türkiye. Türkiye? Yeah. Ah. Selamünaleyküm veriyorum. Aleykümselam.
Türk olduğumu söylüyorum. Tamam gel şunu satayım, bunu satayım. Yok. Bir yandan kızamıyorum da onlara. Şimdi bölgenin geçim kaynağı sadece şey, turist arkadaşlar yani. Nil Nehri akıyor aşağıdan. Nil Nehri bölgenin her şeyi yani. Çöl turizmi de var. İşte tarih turizmi de var. Çok fazla bazen turisti darlıyorlar izlediğim videolarda falan. Ben henüz öyle denk gelmedim, karşılaşmadım ama bu da ister istemez tüm içerik üreticileri şey yapıyor bu sefer. YouTube'da yabancılar özellikle yapmış. Mısır'a gelmeyin yapıyorlar. Böyle bir turizminiz var. Dünyanın turisti gelebilir ülkenize. Neden turist kaçırmaya yönelik ilerliyorsunuz ki mesela halk olarak? Siz normal davranın, normal satışınızı yapın. Yani adamları çok darlamayın turistleri. Gelsinler daha çok para kazanın. Sirkülasyondan kazanın. Daha çok insan sayısı gelsin. Daha çok her yerden turistler gelsin. Ya piramitler denilen bir şey var ülkenizde yani. Dünyanın yedi harikası. Ben biri. Ben o yüzden şey de yapamıyorum yani. Tabi bu biraz da kültürleşmiş bir şey bölgede. Mesela sokaklar da pis. Temiz değil. Allah'ı var. Pis yani. Çeçenistan'da gezdik. Gördüğünüz Çeçenistan'ı yani. Bangladeş'i de gezdik. Orayı da gördünüz. Çeçenistan'da sokaklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Bal dök yalaydı yani. İnsan size karışmıyor, etmiyor, bir şey satmaya zorlamıyor, etmiyor. Ama bazı ülkelerde işte bu kültür olmuş. Turist direkt onlar için para, para gözüyle bakıyorlar. Para gözüyle ilerliyorlar. Ama dediğim gibi ben henüz öyle çok beni bunaltan biriyle karşılaşmadım. Umarım da karşılaşmam. Ama sokak araları böyle hep çöplük. Bebek bezinden her şeye. Ya köpek de var çok, kedi de çok. Ey yavrum ey. Şunlara bak, şunlara bak, şunlara bak. Bunda karnı aç. Bekliyor kasabın önünde. Çiğ şimdi bu tavuklarda alıp verilmez ki ya. No. No. It's hungry, dog is hungry. ماشي ازاي اكلوا طبق yok lan ne kofe kafesi yok lan yok ne kafesi yok yok thank you pişmemiş diyeceğim cooking diyorum kafe diyor gidiyor kahve getirmeye bana köpeği görünce durdum ya bir şey almak istediğimi düşündü neyse ne diyorduk Nil Nehri diyorduk Nil Nehri arkadaşlar ülkenin ekonomik ve coğrafi anlamda en önemli sembollerinden biri 6650 kilometrelik bir uzunluğu var ve dünyanın en büyük nehri, Nil Nehri. Videonun başında gene ben size introlar vermişimdir Mısır'la alakalı da. İlk dakika, ilk günüm, şu an Mısır'da ilk günüm diyebiliriz aslında bu video için. İlk birinci video geliş süreciydi. Hayvan, can, tavukları, ördek, tavuk, kaz, ördek falan var. Baksanıza. Yerim lan senin güler yüzünü. Burası bildiğiniz halk pazarı ya, semt pazarı gibi bir yer. İhtiyaçlarını almak için buraya gelmişler. Bak bir inşaatı taştan yapılmış cami daha. Bu ekmekler de çok tüketiliyor burada. Sıcak oldu mu da çok güzel oluyor ha. Pazarda yürürken böyle sizi de yürütmeyi seviyorum. İnsanları izliyoruz. Bildiğin işkembe. Selamünaleyküm. İşkembe. Mumbar. İşkembe. Kırşa. Oo. Tamam. Gipeşya. Göğüs kısmı. O da beyniymiş. Oho. Şükran.
Arkadaş biri ayağımızı ezmeden karşıya geçsek. Ya her sokak dediğim gibi çöp dolu ya. Hayvanlar da çöpleri eşeliyor, karıştırıyor, dökülüyor. Bu da sokakta bir koku yapıyor ister istemez yani. Her sokağın başı ya. Bir cami göreceğim diye tüm Mısır'ı fethettim ha. Yani tüm Mısır'ı dolanmış olabilirim yani. 45 dakikadır yürüyorum. El dayı sana ihtiyaç yok. Tolunoğulları Camii, Tolunoğulları. Gemer. Tolunoğulları, Tolun. Tolun outside. Heh. Türkiye. Thank you brother. Caminin isminden de anlamışsınızdır nasıl bir camiye gittiğimi. Tolunoğulları Camii. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir Türk mimarisi eseri. Şimdi gideceğim göstereceğim. Dayım da iş ediyor şimdi gözümün önünde. Şimdi camiye girdim arkadaşlar. Giriş bedava dedi. Senin için parasız dedi de bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama bir içeri girdim şey. Donation diyor. Başka bir abi de donation diyor. Arkadaşlar burası Türklerin Mısır'a bıraktığı en önemli kültür miraslarından biri. Yani Kahire'nin merkezinde, göbeğinde sayılır neredeyse. Çok uzak değil merkeze böyle. 15-20 dakika yürürseniz gelebilirsiniz. Ben biraz tersteydim. O yüzden 45-50 dakika sürdü gelmem. Daha önce gördünüz mü burayı? Tolunoğulları Camii burası. Tamamıyla tuğladan yapılmış zaten. Tuğla, taş. Ne kadar büyük avlusu var görüyor musunuz ya? Tolunoğulları'nın kurucusu Ahmet bin Tolun tarafından yapılıyor. Fark ettiyseniz böyle biraz Orta Asya mimarisini andırıyor. Şimdi şeye de gireceğim, içeri de gireceğim. Bir avluda dolaşıyorum şimdi. İki kere böyle önemli bir restore görmüş burası. Tam iki kere restoreden geçmiş bu cami. Gelmek görmek istedim burayı ya. Buraya Kahire'ye kadar gelmişken gelip görmek istedim. 879 yılında yapıldığı yazıyor. İnternette baktığım, araştırdığım bilgilerde. Hatta şöyle size de göstereyim. Ama tabii şey yazıyor. Böyle bir 879'da tamamlattığı yazıyor. Tolunoğlu'nun. Tuğladan inşa edilmiş ve içerisinde not almıştım arkadaşlar. Biraz araştırdım burayı. Külliye, hastane, eczane ve iki tane hamamdan oluşuyor. Ne kadar büyük ya. Ama farklı değil. Mesela şuradaki minare ile şu minare çok farklı. Sanki biri sonradan yapılmış gibi. Farklı biraz. Böyle bir yer. Baksanıza. Restore görmüş ama restore gibi restore görmüş. Yani çok bozmamışlar restore yaparak bir şeyleri. Hala gene o eski Orta Asya mimarisini andırıyor yani. Bozulmamış çok. İşte böyle bir Mısır'ın Kuzey Afrika'da yukarıda, işte Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkesinde böyle bir Türklerin yaptığı bir cami. Baksanıza. Temiz ha. Bir camiye daha girmiştim ben burada. Oradan çok daha temiz yani. Daha düzenli. Güzel görünüyor. Gelirseniz gelin buraya. Şunun bir resmini çekelim. Bu arada Instagram'dan takip etmez isterseniz. Instagram Uğur Kola. Hoppa. Demiştim ya 879 yılında Ahmet bin Tolun tarafından yapılıyor. Sonra oğlu tarafından da tamamlanıyormuş cami. Vay be. Çok büyükmüş ama tavanı malanı da. Zaten benzemiyor mu Buhara'daki camilere falan, Buhara'daki, Hive'deki camilere? Özbekistan seyahatimi izleyenler varsa anlayacaktır. Mimari olarak da benziyor bence. Ulan bozuk da yok. 200 pound var en düşük. O da yani 8 pound var da onu şimdi adam ayak yapmasa bana. Oraya 200 poundları koymuş ki gelen herhalde o paraları versin diye hep. Neyse 8 pound var ne yapayım yapacak bir şey yok. Donation değil mi sonuçta bağış? Ne kadar yaparsan o kadar. Tamamdır. Şükran. Bir şey demedi adam gerçi. Bir şey der sandık demedi. Buraya ne oldu ya? Bura ne ara pislendi ya? Bir şey olmuş, bir yere sürtmüşüm de ne olmuş bilmiyorum.
Ana burası da olmuş. Nereye sürttük? Ne yaptık ya? Bu arada caminin dışında da içinde de çalışan güvenlik abiler var. Bilginiz olsun. Şöyle bir yer, binalar var etrafında falan. Baksana hep sapsarı dediğim gibi binalar. Kimi bir kesimi yıkılmış yani. Birçoğunun bir tarafları tuğlalar hep zedelenmiş, eşelenmiş gibi böyle dökülmüş duvarlarda. Şimdi arkadaşlar bu videoyu da burada kapatalım. Anam anam telefon düşürdük. Aman aman. Çok pahalı şu an telefonlar, hayatta alamam. Bataryanın şarjı bitiyor. Bataryayı falan değişeyim. Biraz dinleneyim ben. Ben pazara falan gideceğim bir sonraki videoda. Gene farklı bir pazarına gideceğim. Buranın en meşhur pazarlarından birinde olacağım. Ve burada bir kara borsa varmış. Türkiye'den beni Selen diye bir arkadaşım var. O bana bir şeyler söyledi. Buradan birinin numarasını falan vardı. Bayağı bir kur fark ediyormuş. İnanılmaz. İlk gün havalimanında ben bozdurdum ya. Bir 100 euro bozdurmuştum. Kara borsa varmış. Bayağı da fark ediyor. Yarı yarıya neredeyse yani. %40, %35-40 arası fark etme var. Onları bir sonraki videoda gösteririm ve anlatırım size. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun. İlerleyen videolarda görüşürüz. Mısır'dayız. Devam ediyoruz. Gelirseniz Kahire'ye kesinlikle Tolunoğulları Camisi'ne gelin görün. Böyle bir yerde böyle Türk yapısı bir cami var yani. Sağlam da. Restoranları iyi yapılmış. Dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türk sandım. Bakınca güldü de iki tane yabancı arkadaş getirmiş buraya. Arkadaki arkadaş. Buralı herhalde. Hadi bakalım. Bay bay. Beğenip yorum atmayı unutmayın size zahmet.